Pekala, şeridi bana ver. Pekala beyler. James Mark Barr, bilinen diğer adı yok. Bununla Rugby Tüyü'de seni bekleyen neyi merak ettiğini biliyor musun? İdama götürülürken senin gibi birinin dişleri dökülmüş bir halde bir mahkum tercih edeceğini bilemem ama Roden çok cömert bir adamdır. Siz hakkından vazgeçer ve şimdi itiraf edersen tabii. 16'sı. Bu da neyin nesi? Kim bu Jack Richards? Yok. Eski ya da yeni bir ev adresi de yok ve ne bir giden kimi söyleyebilirim. Bir asker çocuğu. Ülke dışındaki 4 yıl sonra ülke dışına göreve gönderilmiş. Irak, Afganistan, Balkanlar. Savunma Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası ki bunun için bakmam gerek. Anlaşılan bir de baş belasıymış. Rütbesi yüzbaşılığa indirilmiş. Bir anda ayrılmış. Sanro hayatında ikinci kere birleşiklik hesabına göre ölmemiş. Emekli maaşı her ay hesabına yatıyor ve araba kullanamaz ya da uçağa binemez. En azından gerçek adı. Cili temiz. Yani. Özür dilerim efendim. Jack Reacher adı. Yardımcı olabilir miyim? James. Evet işte onu gördüm. Nereden tanıyorsun? Hizmetmiş. Bu da mümkün. Ama olan olmuş ve geri almamız mümkün. Tamam şimdi sıra sende Reacher. Neden seni tanık olarak istedi? Ne oldun? Hey. Bay Reacher. Hey. Bay Richard, orada dur bakalım. Yani 24 dakikada yürüyebileceğimi biliyorum. Yani arkadaşını yalnız mı bırakacaksın? Her düşmeyi sizden bile beklemiyordum. Ben yanında olmadan müvekkilim. Helen Roden mı? Evet, kendisi başsavcının kızıdır. İyi hikayedir aslında. Savcıya mı gittin? Buna karşı bir kanun mu var? Şu anda çiğnediğin yok. Aynı şekilde. Gidelim. Aa tanrım lütfen. Bu yasal bir durum mu? Neyse ki. Nasıl oldu? Kes bunu söyle. Seni neden istemiş olabilir ve ona yardım etmeye buraya neden geldin? Buraya yardım etmeye gelmedim. Da kim? Seni bulmak neden bu kadar? Otobüsüm kalkacak. Acele et. Bunu idam cezasından kurtarmaya çalışıyorum. Gelirdiğini ispat edildi almadı. Savcı Rudin hiçbir idamlık davası ya da hiç kaybetmeyen savcının karşısında ölümle yüzleş. Çalıştığım bir, ben bir pasifistim. Soylu bir sefer. Ama kavgan. Bu konuşma gizli kalacak mı? Elbette, bu bir müvekkil. Bazıları için aile mesleğidir. Bazıları vatanseverdir. Hizmet etmek isteyen James Barr bunlardan biri. Keskin nişancı yapıldı. Kıcak pembe sisi hayal etmesi öğretildi. Ve görevine verildi. Bütün gün dürbünüyle sivilleri izliyordu. Bilmeden geceli gündüzlü bekledi. Sonra çekilme zamanı da mermi. Biri bile insan hedefi değildi. Aç kalırsın, din hayal et. Bu duyguyu tam 250 bin katı hissettiğini düşünebildiğini hayal et. Boşalman gerek. Bir. İzlerini iyi kapattı. Yaparken... Size girmedi. Barın bilmediği şey o gün seçtiği 4 simdan 11 yaşına kadar. Dava kapatılmadan önce sadece bunları öğrenebilir. Şirketten biri her şeyin sessizce bitmesine karar verdi. Görsün. Ama bunu savcıya söylemeye hazırdın. Barı artık buna gerek olmayacak. Nasıl emin olabiliyorsun? Kalabilir. Eyaletin elinde bu dava James Barr'ın suçu ya da masumiyetiyle ilgili olmayacak. Adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Sebebini öğrenmek istiyorum. Sen de öğrenmek istiyorsun. Olayı soruşturan dedektifimin kanıtlara erişim izni var. Hepsini. Kurtarmak istediğim bir adam. Benden ona tarafsız olarak bakmamı istiyorsun. Yaparım.
Ama bir şartla. Sir, peki bunu nasıl yapacağım? Sen şu katili savunuyorsun. O... Evet. Niçin? Şey olarak... Benim durumumda biri jürinin kurbanlar hakkında çok az şey bilmesini ister. Seni özlüyorum. Bir kız vardı. Evet biliyorum. Çünkü bu şey olur. Duygusuzca yani... mı? İşte burada. Teşekkür ederim. Ve soruma cevap verin. Evet. Ben artık gitsem iyi olacak. Olduğun yerde kal. Onu neden savunuyorsun? Bileceğim. Baba. Ne yaptığını sanıyorsun? Ne mi yapıyorum? Bilmek benim işim. Bu bir cevap değil. Ha, evet. Yedir kayıp olan bir savaş gazisi. Akıl sağlığın. Kendi büronun bu davayı istemediğini. Kimsenin bu davayı. Geçmişte nasıl sorunlar yaşamış olursak olalım beni dinlemelisin. Kariyerini mahvedeceksin. Neden? Niçin? Davalarının arkadaşının işlerimizi mahvetmeye çalışmasına bayılırız. O arkadaşım değil. İyi bir soruşturma. Hiç şüphe yok. Ne istersen eğer... Teşekkür ederim. Gerek yok. Hiç not almadın. İdare ederdim. Ordu polisi çoğunlukla ne yapar? Katildi. Yeniden teşekkür ederim. Anlamadım. Hiç tanımadığı insanlara alternatif teorim olmasını severim. Dediğim gibi... Çok iyi soruşturma. Hey asker. Çeyreklikteki tarih ne? Çok fazla ayrıntı. Florida'da bir plajda. Bana Jimmy gibi görünmedin. Ne gibi? Genelde. Burası çok... Pek çok şeyi yapacak yaştayım. Bitmez. Ciddiyim. Ben bir otomobil parçası mağazasında çalışıyorum. Ne değilim. Fahişe espri yanlardı. Ne oluyor? Bana kimse fahişe demedi. Hey! Dışarı! Önce hesabını ödeyim. Komik bir espri ama seni döveceğim. Bunu burada mı yapalım dışarıda mı? Burada kal sende. Üçe karşı bir. Nereden çıkardın? Son iki adam hep kaçar. Sen bunu daha... Unutma. Bunu sen istedin. Kalk. Şimdi kimin kim olduğunu biliyoruz. Hadi şu işi bitirelim. Kaçalım. Olaya müdahale süreniz çok iyi çocuklar. Yat dedim. Ellerini arkada birleştir. Merhaba Alan. Çok mu fazla parfüm sürmüşüm? Utançtan ölmüş olmalılar. Canlarını yakmadı. Demeyecek. Beni tutuklamak istiyor musun? Hem de çok. Ama şikayet.
Emerson. Ne bu? Seri numarası. Tüfeğin. Yani yaptığın her şey beni ve hukuk büromu da etkiliyor. Bu da çok şaşırdı. Mike Tyson'ı mı bekliyordu? Jimmy Reese'i beklemiyordu. Yankee oyuncularını kullanırım. Yankee'lerin oyuncusu olduğumu söylemedim. Tek söyleyen kavga başlamadan oradaydı. Ve kardeşi olduğunu söyleyen 5 adam. Hadi. Bugün seni nehirde takip eden bir... Kullanmazlar. Polis değil. Umduğun gibi geçti. Chris Ferrier 22 yaşındaydı. Biriktirebilmişti aslında. Bir hafta önce gitmesi gerekiyordu. Hadi geç kalacağız. Oğlum Marco 9 yaşında olduğu için gerçekten gittiğinden emin ol. Bütün çalışmalarının karşılığı olarak Rita onu ilk beyzbol maçına götürecek. Son sözleri bir yalandı. Hoşçakalın. Seni seviyorum. Görüşürüz. Arabasını tamire götürün. Kredi kartında görünmesini istemediğini söyledi. Kocasına bir kart. Ryan Archer kocasının inşaat işini hiç sevmiyordu. Tamam, birini bulurum. Ama yağ yüzünden şirketini rakiplerine satmak zorunda kaldığına sevinmişti. Ama artık onundu. Ve o bir türlü vazgeçemiyor. İşi kaybetmemek için bir kredi anlaşması yapmaya gidiyordu. Ne anlatmıştı. En son birbirlerine ne söylediklerini hatırlamıyorum. Ama ellerinde büyük ihtimalle onu düşünmüş olabileceği fikriyle teselli oluyor. Merak etme. Olduğunu söylememi, haklı bir mücadele olmadığını ve James Barr'ın ölmesi... Sızca öldürülmüş 5 masum insandı. Özür dilerim, lütfen bir gömlek giyer misin? 5 masum insan. Rastgele öldürülmüş, evet. Bu da demek oluyor ki her gün ortalama 70 bin Amerikalı son kere alalım. Bence bir ilişkileri vardı. Nasıl yani? İnsan karısı için değilse ödemenin kredi kartında görünmesinden korkmazsın. Ve devam etti. Bunu ispatlayamazsın. Ne kadar zor olmak istiyorsun? Demek istediğim kurbanlardan ikisi oraya şans eseri gelmedi. Şularıyla bile konuşmuyormuş. Sessiz bir adam. Kimseyi rahatsız etmeyen biri. Evet, kesinlikle. Kulüpleri. Poligonlar. Onu hatırlayacak. Yatacağımı düşünmüyorsun değil mi? Evet. Elbette. O değil mi? Seni hiç görmedim. Sen yüzbaşısı. O da bar gibi Bağdat'ta bulunmuş. Yani. Biliyor gibiydi. Ve soru soranlardan hoşlanmayız adamlarım. Ve yüzüne bulaştırdın. Evet, anladım ama sana ulaşamadım. Bu işler böyle yürür. Bir karar vermem gerekiyordu. Ceset nerede? Ortadan kaldırıldı. Ve kayıp biri temiz değildi. Tanrı aşkına seni sadece... Tanrım. Sonra karışmaması için şimdi karışık olması gizlerini aç. Hayır, seni görmek istemiyorum. Artık bir şeyi değiştirmez. Bir hata yaptım. Bir başkasına sebep oldum. Tamam, haklısın. Haklısın, kesinlikle. Şimdi ölen bir adamın paltosunu giyerek geçirdim. Bir cebi... Bunlardan sülfür madeninde çalışmaktan kurtar. Ender bir adam her zaman işe yarar. Bu... anlamıyorum. Sol elinin parmakları. Bak. Kurşun. Bunu anlamıyorum. Her zaman yaptığımızı. Sadece içiyorsun değil mi? Bar. Görgü tanığı ifadeleri. Önce... Bar'ın kredi kartı dökümünden hiçbir şey çıkmadı. Peki tüm poligonları araştırmanı istiyorum. Atış alanı menzili 300 metreden diyorum. Her yere gidiyor olabilir. Evet. Bar, bowling salonu çok fazla ateş ediyordu. Bence her cumartesi. Bunu da bırak. Aa, dur bir dakika, hangisini? Bilmiyorum. Bana otomobilinde akla gelen hangisiyse o. İster misin? Seninle ofiste buluşuruz. Oraya nasıl gidip? Default otomobil parçaları.
Teşekkür ederim. Onunla konuşmam gerek. Bu özel bir konu. Kimliğini görmem gerekiyor. Sen de getir. Bir şey tamam. O zaman polis çağırıyorum. Sen! Bak buraya girme izni... Olsun. Bunun olacağını bilmiyordum gerçekten. Jeb Oliver. Bilmiyorum, bugün işe gelmedi. Burada mı çalışıyor? Çok özür dilerim bayım. Jeb bir şey isterdi mi? Geri yazıyordu. Anahtar. Veremem. O Jeb'in arabı. Siz kimsiniz bayım? Sadece rahat bırakılmak isteyen biriyim. İşte... Dinle. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Kullanmalarına izin verme. Paran var mı? Biraz. Hız sınırı 40 kilometre. Anlıyorum. Tamam, tamam. Bana sensin. Sen söyle. Onu en son hapisten çıkan annesinin uyandığında eşyalarını alıp gittiğini gördü. Böyle aniden gidecek bir midir? Elimi bırak. Aa! Tamam. Tamam. Ve yüzüme bak. Beni bir de... Beni kadar kullanmakta serbestsin. Çok... Tanrım, o kadar sert mi vurmuştun? Ben ayrılmıştır. Giderken duş perdeni de götürür müsün? Sonuçlarını bu şekilde mi? Bilmek istemezsin. İyiydi ne de kötü. Ama 2 yıl aralıksız eğitim almıştı. Böyle bir ilinç yerleştirerek pek zeki olmayan insanların zeki görünmelerini sağlar. Otoparktan saldırganın gözüne güneş geliyordu. Hedefler tek sıra halinde tam karşısındaydı. Ortalama bin. Oradan minibüsten inmesine bile gerek olmayacaktı. Şimdi nehirdeki o insanları öldürmedi demiyorum ama yapamazdı. Ama hepsi, Leaf, parmak izi, boş kovan ve... Bana istedi. Bu bar gibi... Tim bağlantısını ispatlayan kurşun ve iddia makamının elindeki en önemli demiş olsa bunu başarırdı. Yakalanmak istemiş olsa bar bu kadar... Onları kim gönderdiyse bir hata yaptı. O sadece bir... ...lerin yanında... Komaya sokmak istedi. Kimse fazla mükemmel olduğunu düşünmüyor. Ne Emerson ne de baba. Benim bunu düşüneceğimi biliyordu. Masum. Anlamını biliyorsun değil mi? Elinde belki de son kez soruş... Hiç emekli olmamalıydın. Şey artık çok mantıklı. Helen. Bu şekilde yaşıyorsun, sürekli yer değiştiriyorsun. Gereken işler tamam. Var. Bırak beni. Tüm hayatını dünyanın başka yerlerinden vazgeçtiğini görmeye gidiyorsun.
O özgürlükten biraz da sen tatmak istiyorsun. Hangisinin borçları ya da korkuları? Ve kaçı keşke bunları bilerek de olsaydım diyor. Ve yolu istirma ne kadar sürer? Gecenin bu saatinde mi? Bilmiyorum, bir saat. Ben halledeceğim. Tamam, yapayım mı? Tamam, hadi Barın yapmadığını varsayalım. Ya da biri istediği için yaptı. Doları kadar saçma. Daha fazla araştırmanın mantığı yok. Kesinlikle. Ama açma. Ne oynuyoruz, ipucu mu? Teşekkür ederim. Aynı Arthur Libindor şirketi davası anlaşması. Saçma. Rastgele insan. Biri Olayne Archer'ın inşaat işine itti. Ama sadece bir teori. Bunda bir duraklama olduğunu anlatıyordu. Katilin acele etmediği... Bu sadece bir teori. Hayır, bundan bir arkadaşı varmış. Çok yakın bir arkadaş. O arkadaş... Yapan adamı yakalamak mı? Adaletin önüne Hayır, çıkarmak. Hayır, bunu mahkemeye gerçekleri götüremem. Gerçekleri göstermek. Biz değilim. İyi mi? Seni tanıyor muyum? Dilerimi hatırlayamıyorum. İkimizin de kafası iyiydi. Hemen orada. Ciddi misin? Ben, sen çok güzelsin. Bu geceye ne dersin? Buradayım. Ne? Ohio'da bir poligon var. Atış alanı 700 metre. Uyumalısın. Yarın... Kadar bekliyorum. Eğer haklıysam... Biri kimse olayına doğru... Akıllı mısın? Elbette. Öyleyse korkma. Alegeri bölgesi ambulün. 3 tane güvenlik kamerası var. Bir tanesi de yan tarafta değil mi? Evet, biri yanda. Daha hiçbir yeri görmüyordu. Tam olarak aradığım şey ne? O kadın. Göreceksin. Thank you.
etmiş. Bu akşam kullandığı araba Jeb Oliver'ın bir arkadaşına ait. Geldikten sonra. Recep'i de hastaneden çıktığından beri gören olmamış. Helen Richard'ın nerede olduğunu. Sanırım doğru söylüyor. Sanıyor musun? Canın cehenneme baba. Hey, sana ona yaklaşmam. Ben... Neden söylesin? 30 saniye sonuçta kalmış. Benim henüz erken. O zaman şöyle yapalım. Birinin bara tuzak kurdu. Ve benim yüzümden öldürdüler. İki şey. Bir, ben... Bir şey. Daha önce söylesem kabul etmeyeceğini biliyordum. Ama... Senin için teşekkür ederim. Kapatman bekle. Lazım. Birinci günden beri izleniyorum. Aklanırsa en çok kim kaybeder? Daha fazla girmene gerek yok. Kimle konuşuyorsun? Alan, beni dinle. Konuşmamız İyi geceler. Ama çok enderler. Çünkü buradakilerin çoğu... Sahibini arıyor. Akta birlikteydik. Ama döndükten sonra izini kaybettim. Ben ordu demedim. Onunla birlikteydim dedin. Ve deniz seni yarı insan yapar. Arkadaşının bir... Bence duydun. Bence Sanya'da lavabonun altındaki lavabo açıcıdan çok... Senin poligonunu çocuk... Poligonu kapatmaya hak kazanırlar. Ve kesinlikle bunu yapın. Oradaki çocuklar... Ben polis değilim. Nesin sen? Barın avukatı için çalışıyorum. Masum olduğunu bana yardım edersen... ...sana borçlanırım. Ortaya 3 mermi belki konuşuruz. Aslı Bay Ward. Oyun başlasın. Biraz paslısınız. 1925'te Yankiler için oynamadığından da çok... Kim? James Barr. Bu benim sivil hayatım. Bu hedefleri herkese ben dağıttım. Üstündekiler benim el yazım. Hedefe gonda hedefleri değiştiler. Belki bar izin verdi. Belki duvarında yerini aldı. Elbette senin poligonunu kullanarak cinayetleri... O kamerayı bulacak olurlarsa bu kaçıklardan biri seni öldürür. Onu hep sevmişimdir. Hep sevmişimdir. İşte. Ve öfkeli bir görgü tanıyorum. Şu anda konuşamam. Bu sabah bulabildiklerim bu kadar. Vergi kayıtları, belediye ve eyalet bir şehirde çalışıyorlar. Büyük bir belediye ihalesi öncesi yerel bir inşaat şirketini ele bırakamayan bir hücre gibi. 15 çalınan milyonlarca dolarla ilgili yolsuzluk suçlamaları ortasında var gibi. Asıdır. Yenilince kazananı suçlama. Olaylar satın alamayan insanları öldürüyorlar. Olayın açır gibilerini. Ne kadarının doğru olduğu, ne kadar yanıldığının farkında mısın? Aldım baba. Jack Richard haklıysa, bir şey gelecek olursa, bağlantın olsun ya da olmasın, sorumlu sensin. Kanıtlar verdim. Sonraki hamlen bana hangi tarafta... İnanmak senin için zor olabilir. Ama seni seviyorum. O yüzden eğer başının dertte olduğuna gerçekten inanıyorsan, dur. Ayırmak zor. Eminim öyledir. Ah.
Sen kimsin? Sensin. Helen yaralandı mı? Bir saat sonra... Aa, sürprizimi mahvettin. Daha iyisini yapabilirim. Fakat sizin olsun. Lanet olsun. Kaybedecek bir şey olmayan bir serseriyim. O kızı öldürüp suçu... Bana adresi vereceksin. Ve ben de hazır olduğum zaman oraya geleceğim. Seni korkutur. Çünkü kör noktanda olacağım. Ve yapın. Kalemin var mı? Piyadelerini her yardıma çağrışında $1 alsaydım. Şaka yapıyorsun. 10 yıl önce atış yaptın. Hadi başlayalım. Ve seni de ayağa kalkar kalkmaz vurabilir. Richard. Ama ben gece yarısı durup dururken, ışıklar varken bir şey görmem mümkün değil. Öyleyse ışıkları vur. Tadımda ateş edeceğim. Çavuş, sana özel bir soru sormamın mahsusu. Daha sonra güneş doğacak. Hadi gidelim. Bu mahkum demek. Ölmeye yetecek kadar... Yeterli mi? Öyle bir şey yok. Bunu belki anlayabilirim ama sen... Göreceksin. Eğer babanın önünde o seni affetmemiz için yalvarırken olacak. İyiliğin için unutmasını istemen gerekecek. Geldiğinde, nasıl öldüğünü gördüğünde seni değiş... Söyler. Yapma bunu. Lütfen benim için bunu yap. Dayanmaya çalış. Seni... Thank you.
Orada olduğunu bil. Ama uymayan bir parça var. Ben bile yapmazdım. Yanıldım. Ben olsam bunu... Numaralı gizemli adam. Kennedy'yi vuran ikinci adam. Zek Çelovek. Gerçek adın bu mu? Hatırladığım sadece bu. Çekten vuracak mıydın? Gerekmeyeceğini bir anladım. Evet, acil bir durum var. Evet. Böyle bir isimle kendini evinde hissedeceksin. Amerika'dasın. Sen cinayet suçundan aranan bir serserisin. Ama ben... Evet, alo. Evet, evet. Acil bir durum söz konusu. Evet. Hiçbirimiz. Neye benziyor? Hayır. Peki ya, gel. Cennet eminim. Başsavcıyla aranın iyi olduğunu duydum. Peki bu arada sana ne olur? Gözün asker. Sonumun var gibi olmasından mı korktuğumu sormuştum. Si bu mu? Yani bitti mi? Olmayacak. Hadi numarasını al. Bu konuşma avukat müvekkil gizliliğiyle korunacaktır. Bundan... Çok mu kötüydü? Hayır. Yapmayı istediğimi bile hatırlamıyorum. Yapmışımdır. Daha önce de yaptım. Uzun zaman önce. Sanırım günün o saati güneş arkamda olurdu. Fazla. Oradan kolaylıkla kaçardım. Ne bilen birisin. Ben Rodin. Koruyamazsın. Ben var. Umurumda değildir. Kanıtlar umurumda. Şeridi bana ver.
James Mark var. Bilinen diğer adı yok. Bununla Rakvitü'de seni bekleyen neyi merak ettiğini biliyor musun? İdama götürülürken senin gibi birinin dişleri dökülmüş bir halde bir mahkum tercih edeceğini bilemem ama Rodin çok cömert bir adamdır. Siz hakkından vazgeçer ve şimdi itiraf edersen tabii. 16'sı. Bu da neyin nesi? Kim bu Jack Reacher? Yok. Eski ya da yeni bir ev adresi de yok ve ne bir giden kimmiş söyleyebilirim. Bir asker çocuğu. Ülke dışındaki 4 yıl sonra ülke dışına göreve gönderilmiş. Irak, Afganistan, Balkanlar. Savunma Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası ki bunun için bakmam gerek. Anlaşılan bir de baş belasıymış. Rütbesi yüzbaşılığa indirilmiş. Bir anda ayrılmış. Sanro hayatında ikinci kere birleşiklik hesabına göre ölmemiş. Emekli maaşı her ay hesabına yatıyor ve... Araba kullanamaz ya da uçağa binemez. En azından gerçek adı. Cili temiz. Yani... Özür dilerim efendim. Jack Reacher adı... Yardımcı olabilir miyim? Jim? Evet işte onu gördüm. Nereden tanıyorsun? Dimitmiş. Bu da mümkün. Ama olan olmuş ve geri almamız mümkün. Tamam şimdi sıra sende Reacher. Neden seni tanık olarak istedi? Ne oldun? Hey. Hey Reacher. Hey hey. Bay Richard, orada dur bakalım. 24 dakikada yürüyebileceğimi biliyorum. Yani arkadaşını yalnız mı bırakacaksın? Her düşmeyi sizden bile beklemiyordum. Ben yanında olmadan müvekkilim. Helen Rodin mi? Evet, kendisi başsavcının kızıdır. İyi hikayedir aslında. Savcıya mı gittin? Buna karşı bir kanun mu var? Şu anda çiğnediğin yok. Aynı şekilde. Gidelim. Aa tanrım lütfen. Bu yasal bir durum mu? Neyse ki. Nasıl oldu? Kes bunu söyle. Seni neden istemiş olabilir ve ona yardım etmeye buraya neden geldi? Buraya ona yardım etmeye gelmedim. Peki. Seni bulmak neden bu kadar... Otobüsüm kalkacak, acele... Bunu idam cezasından kurtarmaya çalışıyorum. Delirdiğiniz ispat bir dille almadı. Savcı Rudin hiçbir idamlık davası ya da hiç kaybetmeyen savcının karşısında ölümle yüzleş. Çalıştığım bir yer. Ben bir pasifistim. Soylu bir sefer. Ama kavgam... Bu konuşma gizli kalacak mı? Elbette. Bu bir müvekkil. Bazıları için aile mesleğidir. Bazıları vatanseverdir. Hizmet etmek isteyen James Barr bunlardan biri. Keskin nişancı yapıldı. Kıcak pembe sisi hayal etmesi öğretildi. Ve görevine verildi. Bütün gün dürbünüyle sivilleri izliyordu. Bilmeden geceli gündüzlü bekledi. Sonra çekilme zamanı gelmedi. Biri bile insan hedefi değildi. Aç kalırsın. Din hayal et. Bu duyguyu tam 250 bin katı hissettiğini düşünebildiğini hayal et. Boşalman gerek. Bir. İzlerini iyi kapattı. Yaparken... Size girmedi. Barın bilmediği şey o gün seçtiği 4 simden 11 yaşına kadar. Dava kapatılmadan önce sadece bunları öğrenebilir. Şirketten biri her şeyin sessizce bitmesine karar verdi. Görsün. Ama bunu savcıya söylemeye hazırdın. Barı artık buna gerek olmayacak. Nasıl emin olabiliyorsun? Kalabilir. Eyaletin elinde bu dava James Barr'ın suçu ya da masumiyetiyle ilgili olmayacak. Adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Sebebini öğrenmek istiyorum. Sen de öğrenmek istiyorum. Olayı soruşturan dedektifimin kanıtlara erişim izni var. Hepsini. Kurtarmak istediğim bir adam. Benden ona tarafsız olarak bakmamı istiyorsun. Yaparım. Ama bir şartla. Sir, peki bunu nasıl yapacağım? Sen şu katili savunuyorsun. O... Evet. Niçin? Şey olarak.
Benim durumumda biri jürinin kurbanlar hakkında çok az şey bilmesini ister. Seni özlüyorum. Bir kız vardı. Evet biliyorum. Çünkü bu şey olur yani. Duygusuzca mı? İşte burada. Teşekkür ederim. Ve soruma cevap verin. Evet. Ben artık gitsem iyi olacak. Olduğun yerde kal. Onu neden savunuyorsun? Yiyeceğim. Baba. Ne yaptığını sanıyorsun? Ne mi yapıyorum? Bilmek benim işim. Bu bir cevap değil. Evet, Yedir kayıp olan bir savaş gazisi. Akıl sağlığın, kendi büronun bu davayı istemediğini, kimsenin bu davayı. Geçmişte nasıl sorunlar yaşamış olursak olalım beni dinlemelisin. Kariyerini mahvedeceksin. Neden, niçin? Davalarının arkadaşının işlerimizi mahvetmeye çalışmasına bayılırız. O arkadaşım diye bir soruşturma. Hiç şüphe yok. Ne istersen eğer... Teşekkür ederim, gerek yok. Hiç not almadın mı? İdare ederdim. Ordu polisi çoğunlukla ne yapar? Katildi. Yeniden teşekkür ederim. Anlamadım. Hiç tanımadığı insanlara alternatif teorim olmasını severim. Dediğim gibi... Çok iyi soruşturma. Hey asker. Çeyreklikteki tarih ne? Çok fazla ayrıntı. Florida'da bir plajda. Bana Jimmy gibi görünmedin. Ne gibi? Genelde. Burası çok... Pek çok şeyi yapacak yaştayım. Gitmez. Ciddiyim. Ben bir otomobil parçası mağazasında çalışıyorum. Ne değilim. Fahişe espriyi anlardım. Ne oluyor? Bana kimse fahişe demedi. Hey! Dışarı! Önce hesabını ödeyim. Komik bir espri ama seni döveceğim. Bunu burada mı yapalım, dışarıda mı? Burada kal sen de. Üçe karşı bir. Nereden çıkardın? Son iki adam hep kaçar. Sen bunu da... Unutma. Bunu sen istedin. Kalk. Şimdi kimin kim olduğunu biliyoruz. Hadi şu işi bitirelim. Kaçalım. Olaya müdahale süreniz çok iyi çocuklar. Yat dedim. Ellerini arkada birleştir. Merhaba Alan. Çok mu fazla parfüm sürmüşüm? Utançtan ölmüş olmalılar. Canlarını yakmadı. Demeyecek. Beni tutuklamak istiyor musun? Hem de çok. Ama şikayet. Emerson. Ne bu? Seri numarası. Tüfeğin. Yani yaptığın her şey beni ve hukuk büromu da etkiliyor. Bu da çok şaşırdı. Mike Tyson'ı mı bekliyordu?
Jimmy Reese'i beklemiyordu. Yankee oyuncularını kullanırım. Yankee'lerin oyuncusu olduğumu söylemedim. Tek söyleyen kavga başlamadan oradaydı. Ve kardeşi olduğunu söyleyen 5 adam. Hadi. Bugün seni nehirde takip eden bir... Kullanmazlar. Polis değil. Umduğun gibi geçti. Christopher Year 22 yaşındaydı. Biriktirebilmişti. Aslında bir hafta önce gitmesi gerekiyordu. Hadi geç kalacağız. Oğlu Marco 9 yaşında olduğu için gerçekten gittiğinden emin ol. Bütün çalışmalarının karşılığı olarak Rita onu ilk beyzbol maçına götürecek. Son sözleri bir yalandı. Hoşçakalın. Seni seviyorum. Görüşürüz. Arabasını tamire götürün. Kredi kartında görünmesini istemediğini söyledi. Kocasına bir kart. Klein Archer, kocasının inşaat işini hiç sevmiyordu. Tamam, birini bulurum. Ama yağ yüzünden şirketini rakiplerine satmak zorunda kaldığına sevinmişti. Ama artık onundu. Ve o bir türlü vazgeçemiyor. İşi kaybetmemek için bir kredi anlaşması yapmaya gidiyordu. Ne anlatmıştı. En son birbirlerine ne söylediklerini hatırlamıyor. Ama ellerinde büyük ihtimalle onu düşünmüş olabileceği fikriyle teselli oluyor. Merak etme. Olduğunu söylememe haklı bir mücadele olmadığını ve James Barr'ın ölmesi... Öldürülmüş 5 masum insandı. Özür dilerim, lütfen bir gömlek giyer misin? Gördüm ben. 5 masum insan. Rastgele öldürülmüş, evet. Bu da demek oluyor ki her gün ortalama 70.000 Amerikalı son kez alalım. Bence bir ilişkileri vardı. Nasıl yani? İnsan karısı için değilse ödemenin kredi kartında görünmesinden korkmazsın. Ve devam etti. Bunu ispatlayamazsın. Ne kadar zor olmak istiyorsun? Demek istediğim kurbanlardan ikisi oraya şans eseri gelmedi. Şularıyla bile konuşmuyormuş. Sessiz bir adam. Kimseyi rahatsız etmeyen biri. Evet, kesinlikle. Kulüpleri. Poligonlar. Onu hatırlayacak. Yatacağımı düşünmüyorsun değil mi? Evet. Elbette. O değil mi? Seni hiç görmedim. Sağ yüzbaşısı. O da bağ gibi Bağdat'ta bulunmuş. Yani. Biliyor gibiydi. Ve soru soranlardan hoşlanmayız adamlarım. Ve yüzüne bulaştırdın. Evet, anladın, anladım ama sana ulaşamadım. Bu işler böyle yürür. Bir karar vermem gerekiyordu. Ceset nerede? Ortadan kaldırıldı. Ve kayıp biri temiz değildi. Tanrı aşkına seni sadece... Tanrım. Sonra karışmaması için şimdi karışık olması giderini aç. Hayır, seni görmek istemiyorum. Artık bir şey değiştirmez. Bir hata yaptım. Bir başkasına sebep oldum. Tamam, haklısın. Haklısın, kesinlikle. Şimdi ölen bir adamın paltosunu giyerek geçirdim. Bir cebi... Bunlardan sülfür madeninde çalışmaktan kurtar. Ender bir adam her zaman işe yarar. Bu... anlamıyorum. Sol elinin parmakları. Bak. Kurşun. Bunu anlamıyorum. Her zaman yaptığımızı. Sade içiyorsun değil mi? Bar, görgü tanığı ifadeleri. Önce... Bar'ın kredi kartı dökümünden hiçbir şey çıkmadı. Peki tüm poligonları araştırmanı istiyorum. Atış alanı menzili 300 metreden diyorum. Her yere gidiyor olabilir. Evet. Bar, bowling salonu ki çok fazla ateş ediyordu. Bence her cumartesi. Bunu da bırak. Aa, dur bir dakika, hangisini? Bilmiyorum. Bana otomobilinde akla gelen hangisiyse o. İster misin? Seninle ofiste buluşuruz. Oraya nasıl gidip? Default otomobil parçaları. Teşekkür ederim. Onunla konuşmam gerek. Bu özel bir konu. Kimliğini görmem gerekiyor. Sen de getir. Bir şey tamam.
O zaman polis çağırıyorum. Sen! Bak buraya girme izni... Olsun. Bunun olacağını bilmiyordum gerçekten. Jeb Oliver. Bilmiyorum, bugün işe gelmedi. Burada mı çalışıyor? Çok özür dilerim bayım. Jeb bir şey isterdi mi? Geri yazıyordu. Anahtar. Veremem. O cebin arab. Siz kimsiniz bayım? Sadece rahat bırakılmak isteyen biriyim. İşte... Dinle. Sen iyi bir kıza benziyorsun. Kullanmalarına izin verme. Paran var mı? Biraz. Hız sınırı 40 kilometre. Anlıyorum. Tamam, tamam. Bana sensin. Sen söyle. Aa! Onu en son hapisten çıkan annesinin uyandığında eşyalarını alıp gittiğini gördü. Böyle aniden gidecek bir midir? Elimi bırak. Aa! Tamam. Tamam. Ve yüzüme bak. Beni bir de... Beni kadar kullanmakta serbestsin. Çok... Tanrım, o kadar sert mi vurmuştun? Ayrılmıştır. Giderken duş perdeni de götürür müsün? Sonuçlarını bu şekilde mi? Bilmek istemezsin. İyiydi ne de kötü. Ama 2 yıl aralıksız eğitim almıştı. Böyle bir ilinç yerleştirerek pek zeki olmayan insanların zeki görünmelerini sağlar. Otoparktan saldırganın gözüne güneş geliyordu. Hedefler tek sıra halinde tam karşısındaydı. Ortalama bin. Oradan minibüsten inmesine bile gerek olmayacaktı. Şimdi nehirdeki o insanları öldürmedi demiyorum ama yapamazdı. Ama hepsi, Leaf, parmak izi, boş kovan ve... Bana istedi. Bu bar gibi... Tim bağlantısını ispatlayan kurşun ve iddia makamının elindeki en önemli demiş olsa bunu başarırdı. Yakalanmak istemiş olsa bar bu kadar... Onları kim gönderdiyse bir hata yaptı. O sadece bir... Birinin yanında... Koma'ya sokmak istedi. Kimse fazla mükemmel olduğunu düşünmüyorum. Ne Emerson ne de baba. Benim bunu düşüneceğimi biliyordu. Masum. Anlamını biliyorsun değil mi? Elinde belki de son kez soruş... Hiç emekli olmamalıydın. Şey artık çok mantıklı. Helen. Bu şekilde yaşıyorsun, sürekli yer değiştiriyorsun. Gereken işler tamam. Var. Bırak beni. Tüm hayatını dünyanın başka yerlerinde vazgeçtiğini görmeye gidiyorsun. O özgürlükten biraz da sen tatmak istiyorsun. Hangisinin borçları ya da korkuları? Ve kaçı keşke bunları bilerek de olsaydım diyor.
Ve yolu bitirme ne kadar sürer? Gecenin bu saatinde mi? Bilmiyorum, bir saat. Ben halledeceğim. Tamam, yapayım mı? Tamam, hadi barın yapmadığını varsayalım. Ya da biri istediği için yaptı. Yolları kadar saçma. Daha fazla araştırmanın mantığı yok. Kesinlikle. Ama açma. Ne oynuyoruz, ipucu mu? Teşekkür ederim. Aynı Arthur Libindor şirketi davası anlaşması. Saçma. Rastgele insan. Biri olayın Archer'ın inşaat işine itti. Ama sadece bir teori. Bunda bir duraklama olduğunu anlatıyordu. Katilin acele etmediği... Bu sadece bir teori. Hayır, bundan bir arkadaşı varmış. Çok yakın bir arkadaş. O arkadaş... Yapan adamı yakalamak mı? Adaletin önüne Hayır, çıkarmak. Hayır, bunu mahkemeye gerçekleri götüremem. Gerçekleri göstermek. Biz değilim. Seni tanıyor muyum? Dilerimi hatırlayamıyorum. İkimizin de kafası iyiydi. Hemen orada. Ciddi misin? Ben, sen çok güzelsin. Bu geceye ne dersin? Buradayım. Ne? Ohio'da bir poligon var. Atış alanı 700 metre. Uyumalısın. Yarın kadar bekle. Eğer haklıysam, biri kimse olayına doğru... Akıllı mısın? Elbette. Öyleyse korkma. Alegeni bölgesi ambulans. 3 tane güvenlik kamerası var. Bir tanesi de yan tarafta değil mi? Evet, biri yanda. Daha hiçbir yeri görmüyordu. Tam olarak aradığım şey ne? O kadın. Göreceksin. Come on.
tehdit etmiş. Bu akşam kullandığı araba Jeb Oliver'ın bir arkadaşına ait. Geldikten sonra. Recep'i de hastaneden çıktığından beri gören olmamış. Helen Richard'ın nerede o? Sanırım doğru söylüyor. Sanıyor musun? Canın cehenneme baba. Ne? Sana ona yaklaşmam. Ben... Neden söylesin? Sonuçta benim kızım. Henüz erken. O zaman şöyle yapalım. Birinin bara tuzak kurdu. Ve benim yüzümden öldürdüler. İki şey. Bir, ben... Bir şey. Daha önce söylesem kabul etmeyeceğini biliyordum. Ama... Senin için teşekkür ederim. Kapatmam bekle. Lazım. Birinci günden beri izleniyorum. Aklanırsa en çok kim kaybeder? Daha fazla girmene gerek yok. Kimle konuşuyorsun? Helen, beni dinle. Konuşmamız İyi geceler. Ama çok enderler. Çünkü buradakilerin çoğu... Sahibini arıyor. Akta birlikteydik. Ama döndükten sonra izini kaybettim. Ben ordu demedim. Onunla birlikteydim dedin. Ve deniz seni yarı insan yapar. Arkadaşının bir... Bence duydun. Bence sen ya da lavabonun altındaki lavabo açıcıdan çok... Senin poligonunu çocuk... Poligonu kapatmaya hak kazanırlar. Ve kesinlikle bunu yapın. Oradaki çocuklar... Ben polis değilim. Nesin sen? Barın avukatı için çalışıyorum. Masum olduğunu bana yardım edersen... ...sana borçlanırım. Ortaya üç mermi belki konuşuruz. Aslı Bay Ward. Oyun başlasın. Biraz paslısınız. Ve 1925'te Yankiler için oynamadığından da çok... Ecin kim? James Barr. Bu benim sivil hayatım. Bu hedefleri herkese ben dağıttım. Üstündekiler benim el yazım. Hedefi gonda hedefleri değiştiler. Belki bar izin verdi. Belki duvarında yerini... Elbette senin poligonunu kullanarak cinayetleri... O kamerayı bulacak olurlarsa bu kaçıklardan biri seni öldü. Onu hep sevmişimdir. Hep sevmişimdir. İşte. Ve öfkeli bir görgü tanığı. Şu anda konuşamam. Bu sabah bulabildiklerim bu kadar. Vergi kayıtları, belediye ve eyalet bir şehirde çalışıyorlar. Büyük bir belediye ihalesi öncesi yerel bir inşaat şirketine ele bırakamayan bir hücre gibi. 15 çalınan milyonlarca dolarla ilgili yolsuzluk suçlamaları ortasılığı var gibi. Nasıldır? Yenilince kazananı suçlama. Olaylar... Satın alamayan insanları öldürüyorlar. Olaylar açır gibilerini. Ne kadarının doğru olduğu... Ne kadar yanıldığının farkında mısın? Aldım baba. Jack Reacher haklıysa... ...bir şey gelecek olursa... ...bağlantın olsun ya da olmasın sorumlu sensin. Kanıtlar verdim. Sonraki hamlen... ...bana hangi tarafta... İnanmak senin için zor olabilir. Ama seni seviyorum. O yüzden eğer başının dertte olduğuna gerçekten inanıyorsan... ...bitir. Ayırmak zor. Eminim öyledir. (Gülüyor)
Sen kimsin? Sensin. Helen yaralandı mı? Bir saat sonra... Ah, sürprizimi mahvettin. Daha iyisini yapabilirim. Fakat sizin olsun. Lanet olsun. Kaybedecek bir şey olmayan bir serseriyim. O kızı öldürüp suçu... Bana adresi vereceksin. Ve ben de hazır olduğum zaman oraya geleceğim. Seni korkutur. Çünkü kör noktanda olacağım. Ve yap... Kalemin var mı? Piyadelerini her yardıma çağrışında $1 alsaydım. Şaka yapıyorsun. 10 yıl önce atış yaptın. Hadi başlayalım. Ve seni de ayağa kalkar kalkmaz vurabilir. Richard. Ama ben gece yarısı durup dururken, ışıklar varken bir şey görmem mümkün değil. Öyleyse ışıkları vur. Tadında ateş edeceğim. Çavuş, sana özel bir soru sormamın mahsusu. Daha sonra güneş doğacak. Hadi gidelim. Bu mahkum demek. Ölmeye yetecek kadar... Yeterli mi? Öyle bir şey yok. Bunu belki anlayabilirim ama sen... Göreceksin. Eğer babanın önünde o seni affetmemiz için yalvarırken olacak. İyiliğin için unutmasını istemen gerekecek. Geldiğinde, nasıl öldüğünü gördüğünde seni değiş... Söyler. Yapma bunu. Lütfen benim için bunu yap. Dayanmaya çalış. Seni... Huh?
Orada olduğunu bil. Ama uymayan bir parça var. Ben bile yapmazdım. Yanıldım. Ben olsam bunu... Maralı gizemli adam. Kennedy'yi vuran ikinci adam. Zek, Çelovek. Gerçek adın bu mu? Hatırladığım sadece bu. Çekten vuracak mıydın? Gerekmeyeceğini bile anladı. Evet, acil bir durum var. Evet. Böyle bir isimle kendini evinde hissedeceksin. Amerika'dasın. Sen cinayet suçundan aranan bir serserisin. Ama ben... Evet, alo. Evet, evet. Acil bir durum söz konusu. Evet. Hiçbirimiz. Neye benziyor? Hayır. Peki ya, gel. Cennet eminim. Başsavcıyla aranın iyi olduğunu duydum. Peki bu arada sana ne olur? Kızın asker. Sonumun bar gibi olmasından mı korktuğumu sormuştum. Hepsi bu mu? Yani bitti mi? Olmayacak. Hadi numarasını al. Bu konuşma avukat müvekkil gizliliğiyle korunacaktır. Bundan... Çok mu kötüydü? Hayır. Yapmayı istediğimi bile hatırlamıyorum. Yapmışımdır. Daha önce de yaptım. Uzun zaman önce. Sanırım günün o saati güneş arkamda olurdu. Aslında. Oradan kolaylıkla kaçardım. Ne bilen birisin. Ben Rodan. Koruyamazsın. Ben var. Umurumda değildir. Kanıtlar umurunda.